Sevgili izleyiciler, bundan yıllar yıllar önce, yani bundan yaklaşık olarak herhalde bir 25-30 yıl önce Avrupa'nın çok obezite hastalığıyla muzdarip olduğunu, Amerika'nın yine bu rahatsızlıkla muzdarip olduğunu ve sağlıklı beslenemediklerini, bu yüzden de bir gün işte böyle bir pandemi yaşandığı zaman ya da farklı bir olay yaşandığı zaman da çok kayıp vereceğini konuştuk. Nihayetinde gördük. Bu dönemde gerçekten büyük kayıplar oldu ama Türkiye'de de obezite, yani fazla aşırı kiloluk aldı başını gidiyor. Biz şu an aynı şeyi tartışır hale geldik. Hattımızda da çok değerli bir hocamız var. Doktor Kerim Güzel. Soy ismi gibi güzel bir hocamız. Bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Nasılsınız hocam? Allah aşkına idare ediyoruz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Bugün bir duayenle konuşuyoruz. Sizinle bağlantı kurduk. Öncelikle programımıza geldiğiniz için, tabii hastalarınızla çok fazla zaman ayırdığınız için size çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Önemli, çünkü az önce siz de bahsettiniz. Obezite gerçekten önemli bir sorun. Bakın biz... Evet hocam, duyabiliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Muhtemelen onu merak ediyorsunuz. Bakın biz şu anda dünya belki de yaşayacağı en kötü salgınlardan bir tanesini yaşıyor bu dönemde. İnsanlar açık cezaevi haline geldi. İnsanların evleri cezaevi haline geldi. Yani özgürlükleri kısıtlandı. Ama bu dönemde şunu bir dikkat ederek Sağlık Bakanlığı her zaman uyardı. Dedi ki kronik hastalık dedi. Yani kronik hastalığı olanlar bu süreçten daha fazla etkilenecek, daha fazla zarar görecek dedi. Bundan dolayıdır ki obezite kronik hastalıkların en başında gelenlerinden bir tanesidir. Obezite tek başına bir sorun değildir. Akabinde birçok hastalığı peşinde taşıyan bir durumdur. Hipertansiyon, diyabet, kalp damar hastalıkları, uyku apne sendromu, hipoventilasyon sendromu diyoruz. Bu dönemde belki de sıkıntı yaşayan birçok hastamız COVID sürecinde bundan sıkıntı yaşadı. O yüzden obezite mücadele edilmesi ve tedavi edilmesi gereken en önemli sorunlardan bir tanesi. Değil mi? Hocam bu şu anlama mı geliyor? Yani bizim altta bulunan, gizli bulunan rahatsızlıklarımızı obezite tetikliyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani obezite, daha doğrusu metabolik sendrom, yani bu şu demek oluyor. Herkesin işte bize polikliniğe başvuran elinde bir tahlille geliyor. Benim insülin direncim var. Yani metabolik sendrom dediğimiz durum. İnsülin direnci, obezite, hipertansiyon, diyabet, kötü yağ sterinde artış, bunlar nelere yol açıyor vücutta? Karaciğer yağlanması, endotel hasarı, kalp damar hastalıklarına ve diyabete yol açıyor. Evet. Yani birçok nedeni peşinde getiren bir durum obezite. O yüzden mutlaka tedavisi gerekiyor. Evet. Hocam bir şey rica edeceğim. Mikrofonu biraz daha yaklaştırabilir misiniz? Yani kulaklığınızın mikrofonunu biraz daha ağzınıza... Evet. Evet. Şimdi nasıl? Hocam evet. O sol kolunuz, kulağınızda olan mikrofon. Onu biraz daha rica edeceğim yaklaştırmanızı. Şunu. Hayır. Diğeri hocam. O değil. Diğeri. Onu biraz daha yaklaştırın. Sizi, çünkü çok önemli bir konu konuşuyoruz. Ki sevgili izleyiciler, bir kez daha söylüyorum. Hocamız Kerim Güzel. Bu noktada dünyada... Şu anda nasıl? Şu an harika hocam. Çok iyi geliyor şu an. Siz dünyada ender bulunan doktorlardan birisisiniz. Şimdi hocam öncelikle şunu sorayım. Ki biz bundan 25 yıl önce, 30 yıl önce dünyanın obeziteyle savaştığını söylemiştik. Ama maalesef bize de sıçradı bu savaş. Yani biz de doğru beslenemiyoruz. Öncelikle buradan başlayalım. Doğru beslenme nasıl olmalı hocam? Ne yapmalıyız kilo almamak için, obeziteyle muzdarip olmamak için? Şimdi şöyle, öncelikle bir kere hareket gerekiyor. Aslında en baştaki söyleyeceğim söz bu. Artık biz hareket etmiyoruz. Yani dünya da hareket etmiyor. Biz hareket ediyorduk, biz de hareket etmiyoruz. Yani her şeyi bizim önümüze gelsin bekliyoruz. Yani hareket olmayınca aldığımız enerjiyi yakamıyoruz artık maalesef. Birincisi bu, hareketsiz bir toplum haline geldik. Sedanter bir toplum haline geldik. İkincisi, en önemli neden, belki Avrupa toplumlarında, Amerika toplumunda bu çok ön plandaydı. Bizde de olmaya başladı. Ev yemeklerine geri dönmemiz lazım. Ev yemekleri yerine, yani annemizin, babamızın, ailemizin yaptığı yemeklerin yerine biz fabrikasyon gıdalara yöneldik. Yani üretilmiş ve fabrikadan geçirilmiş rafine gıdalara yöneldik. Bu rafine gıdaların şöyle bir özelliği var. Uzun raf ömrü var. Diğer taraftan da aslında bizi doyurmuyor. Yiyoruz ama hemen acıktırıyor. Yani bunlardan vazgeçmemiz lazım. Yani normal beslenme düzenine geçmemiz lazım.
ve hareket etmemiz lazım. Belki de en önemli iki neden. Evet. Peki hocam, şimdi bunlara dikkat etmedik ve işte maalesef obeziteyle mücadeleye geldik. Şimdi birçok insanla, etrafımızdaki birçok arkadaşlarla da konuşuyoruz. Herkes bir kilo verme derdinde ama insanlar şunu söylüyor. Ya su içsem bana yarıyor. Ben kilo alıyorum diyorlar. Yani insanlar siz de bunu duymuşsunuzdur. Çok sık duyuyorsunuzdur. Vallahi ahçek görüyorsunuz yani. Değil mi hocam yani? Su, hocam normalde ben şimdi size gelsem derim ki suç bende değil hocam. Suç suda. Ben su içiyorum, kilo alıyorum derim. Ama şu bir gerçek ki insanlar artık kilo veremez hale geldiler. İşte bu noktada siz devreye giriyorsunuz hocam. Bu noktada cerrahi müdahaleler var. Dilerseniz evet, bunun üzerine konuşalım. Bu arada şunu da söyleyeceğim sevgili izleyiciler. Maalesef yanlış cerrahi müdahaleler oluyor. Ben örneklerine rastladım. Hocamızı da bu arada Harun abiye çok çok teşekkür ediyorum. Harun abiyle konuştuk. Harun abi dedi ki ya çok değerli bir hocamız var. Madem bu konuyu işleyeceğiz, doğru bir isimle bu konuyu işleyelim dedik. Sizi aldık yayına. Şimdi bu mide küçültme ameliyatları oluyor hocam. Bu arada tüpler çıktı. Hani işte mide içine tüpler yerleştiriliyor. Bunların doğru noktasını nereden bulacağız? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bir su içsek yaramıyor. Önce baştan söyleyeyim. İşte onu kabul etmiyorum diyorsunuz öyle mi? Evet. Ahçek diyebilirim. Çünkü bize en fazla sorulan sorular. İşte ben işte kilo veremiyorum. Herkesin bir sığındığı bir liman gibi o. İşte ben su içsem yarıyor. Ya yok arkadaş, öyle bir şey yok. Biz obezsek bir kere yiyoruz demektir. Yani yemek de şu, yakacağımız kaloriden fazlasını alıyoruz. Bu arz talep meselesi gibidir. Yani biz 10 liralık yakacağımıza 50 liralık alıp 40 lirasını biriktiriyoruz vücutta. Öyle söyleyeyim. İkincisi, obezite de temelde tedavi her zaman ameliyat değildir. İlk tedavi mutlaka kişinin diyetini ve diyetisyen eksiğini ya da doktor eksiğini zayıflamasını biz öneriyoruz. Yani ameliyat bizim için en son çare olmalıdır. Bu çok önemli. Ha, kişi zayıflayamadı. Ameliyata ihtiyaç duydu. İşte o zaman da gerekli ameliyatı deneyimli bir merkezde yapmak demek geliyor. Obezite hastası demek her türlü probleme açık hasta demektir aslında. Çünkü solunum problemi vardır, kalp problemi vardır, diyabet problemi vardır. Anesteziyle ilgili problemleri çıkacaktır. O yüzden deneyimli merkez, deneyimli ekiplerle bu işi götürmek gerekiyor. Şimdi bu grupta çok fazla ameliyat var. Milletin en fazla bildiği, halkın en fazla bildiği tüp mide ameliyatı. Ama bizim bu grupta belki de 15-20 tane ameliyatımız var. Şimdi biz burada uygun hastayı seçersek, deneyimli merkezleri de yaparsak, dünyadaki bu işle uğraşan cerrahlar kadar ülkemiz bu işi çok çok güzel yapıyor. Gerçekten öyle. Bunu övünerek söyleyebilirim. Yani bizim cerrahimiz bu konuda çok güçlü. Ama ne yazık ki doğru hasta seçiminin yapılamadığı ve cerrahi merkez olarak yeterli yerlerde yapılamadığı durumlarda belki de çok fazla komplikasyonla karşı karşıya kalıyoruz. Ama şunu da belirteyim. Her türlü tedbiri alsak dahi, dünyanın belki de en iyi merkezi de olsak, ameliyat, ister bu ameliyatlar, ister sezeren ameliyatı olun, ister safra kesici ameliyatı olun, komplikasyonu açık ameliyatlardır. Yani problem çıkma olasılığı var. Şimdi herkesin bildiği tüp mide ameliyatından başlayayım. Tüp mide ameliyatı en sık yapılan ameliyat. Bu konuda midemizin bir kısmını alıyoruz, mideyi muz haline getiriyoruz tabiri caizse. Yani kişinin kalori almasını engelliyoruz. Böylelikle kişi, işte az önce dedik ya, fazla tüketiyor, depolamıyor. Depolamasını engellemeye çalışıyoruz. Kapalı oluyor ameliyat. Genelde 3-4 gün hastanede kalıyor, taburcu oluyor. Ama burada şunu belirteyim. Biz her gelen hastaya aynı ameliyatı yapmıyoruz. Çünkü hasta da birlikte oturup karar verip hangi cerrahi seçeneği önüne sunacağımıza ya da yapacağımız birlikte karar veriyoruz. Her hastaya tüp mide ameliyatı yapamazsınız, her hastaya gastrik bypass da yapamazsınız. O yüzden birlikte karar verip hastayı dinlemekten geçiyor, iyi değerlendirmek gerekiyor. Beslenme artık bir bağımlılık gibidir. Yani yeme artık bir bağımlılıktır. O yüzden iyi değerlendirmek gerekiyor hastayı başarı için ameliyat sonrası. Evet. Peki hocam, bunun bir kilosu mu var? Yani az önce siz öyle bir ifade edin, ben mi yanlış anladım? Yani belli bir kilodan sonra mı buna karar veriyorsunuz? Şimdi bizim hangi ameliyatı, hangi hastaya
ameliyat yapacağımıza belli parametreler var. Bunlardan en çok sık kullandığımız vücut kitle indeksi. Bu şu demek oluyor. Boyun kilo boyun kare cinsinden kiloya oranına geliyor. Yani belli boydaki kişinin belli kilodaki belli kilo aralığında olması gerekiyor. Bu normali 18 ila 25. 25'in üzeri fazla kilolu. Bizim Karadenizler severler fazla kilo. Ben de Karadenizliyim. Samsunluyum. Samsun Çarşamba'danım. Harika. Fındık problemi konuşuyordunuz. Zaman kulak diktim ben de. Çünkü bizde de fındık var. Harika. Kulak dikti buraya. Yani klas 1 30'da 35 arası, klas 2 obezite 35'te 40 arası, 40'tan yukarısı morbid obezite. Bizim ameliyat ettiğimiz grup obezite için, şişmanlık için 40'tan yukarısı hasta grubu. Yani bunlar ameliyatı olabilir, ameliyattan fayda görebilir, ameliyat gerekli hasta demek. Eğer diyette tedavi olamıyorsa. Vücut kitle indeksi 35'te 40 aralığında olan bireyler. Bu kişiler ise yanında kalp hastalığı var, uyku apne sendromu var, kötü ayağı hastalığında yükseklik var, karaciğerde yağlanması var, eğer yürüme bozukluğu var, gut hastalığı var, osteoartriti var, bu gibi durumlarda ameliyat olabilir. 30 ile 35 arasındaki hastalar ise hastanın diyabeti var ama medikal tedaviye rağmen diyabet kontrol altına alınamıyorsa ameliyat oluyor. Yani biz her önüne gelen hastayı ameliyat değil, bunun belli bir kılavuzu var. O kılavuzun neticesinde uyan hastaya ameliyatı öneriyoruz. Yaş var mı hocam? Yaş 18 ile 65 arası diyor kitaplarda ama yani bizim kılavuzda. Burada 18'in yaşında ameliyat ettiğimiz hasta grubu da var. Yayınlarda, bilimsel yayınlarda 12 yaşına kadar olanlar da var. Yani sizin 10 yaşındaki çocuk 120 kilo ile karşınıza geliyor. Ya da 65 yaşından büyük olup da 70 yaşında olup da sizin performans olarak 50 yaşındaki hastaya eşdeğer hasta var. Yani burada hastalık yok, hasta var. Kişiyi değerlendireceksiniz, ne elde etmek istiyoruz ona bakacağız, ona göre karar veriyoruz. Ama kabaca 18-65 yaşındaki insanlar bu ameliyatı olabilir. Ama 65 yaşından sonraki hastalar ve 18 yaşından küçük kişileri ekstra değerlendirmeden geçirip kar ve zarar oranına bakarak ameliyatına karar verilebilir. Peki. Hocam bu ameliyattan sonra midede bir yani problem oluşma riski var mı ilerleyen günlerde ya da ameliyat yaptıktan sonra midenin formu herhalde değişiyor. Bu midenin formu rahatsız ediyor mu insanları? Ya sadece mide değil, bağırsaklarla da bazen biz gastrik bypass yapıyoruz. Daha ileri ameliyatlar yapıyoruz. Mideyi değiştirip bağırsaklarda da bir oynama yapıyoruz. Bir kere insanların bize en çok sorduğu mideyle ilgili yani sorun yaşar mıyım kısmı, ben kanser olur muyum kısmı, ben açıkça söyleyeyim. Bakın bu ameliyatlar bilimsel veriler 8 yıllık takiplerinde kanseri engelleme ihtimalleri %60'ın üzerinde. Zaten obezite ile ilişkili kanserler var. Biz zayıflarsak en önemli şeylerden bir tanesi kanserden kurtulmuş olacağız. Yani bizi kilo ile ilişkili kanserlerden kurtulmuş olacağız. İkincisi kalp damar hastalıklardan bizi korumuş olacak. Hipertansiyondan bizi koruyacak. Karaciğer yağlamasından bizi koruyacak. Şimdi şu var. Mide ile ilgili sorun yaşar mıyım? Kısaca beslenme ile ilgili ya da mide şikayetleriyle ilgili. Bakın ameliyat olan kişi niye ameliyat olduğunu bilecek. Bu çok önemli. Niye ameliyat olduğunu bilmezse ameliyattan önceki gibi yaşamaya kalkarsa yani bizim Karadenizler yemeği çok severler üstad. Yani eskisi gibi ben çok fazla yiyeceğim diye uğraşırsa mide ile ilgili sorunlar yaşayacak. O yüzden ameliyat olması neden ameliyat olduğunu bilmesi gerektiği durum, bilmesi gerektiğini söylediğim durum bu. Kişi yeni midesine ve bağırsağına alışması gerekiyor. İki tane köfte yemekle doymaya alışacak. Ne bileyim iki tane ama sık sık yiyecek. Yani yeni sisteme ayak uydurursa çok fazla problem yaşamayacak. Ama ameliyattan önceki gibi ben oturduğumda bir tane pideyi yiyeceğim derse o zaman problem yaşayacak tabii ki. O yüzden kişi yeni sisteme ayak uydurması gerekiyor. Ne kadar yemesi gerektiğini doktoruyla diyetisyenine karar verecek. Sık sık azar azar yerse bilsin ki problem yaşamayacak bu konuyla ilgili. Peki hocam. Bir de şu var şunu da belirteyim. Biz ameliyat niye olduk? Kilo vermek için. Yani az yiyeceğiz. Biz eskisi gibi çok yersek kilo alacağız. Evet. Peki hocam bu kilo alışverişlerinde genelde hani mide küçültme ameliyatları olmadan önce kilo alışverişlerinde organlar bazen etkilenebiliyor, yorulabiliyor daha doğrusu. Burada da aynı şey söz konusu mu ya da ameliyat olduktan sonra insanlar hızla kilo vermeye başladığında diğer organların
zarar görme ya da bundan etkilenme riski var mı? Şimdi bakın bu konu çok önemli. Tam tersine bunda yarar var. Çünkü neden? Bizim karaciğerimiz yağlanmış oluyor. Biz yağdan kurtulacağız kilo verirsek. Yani karaciğer normale dönecek. Kalp damar hastalıklarıyla ilgili risklerimiz normale dönecek. Böbreğimiz rahatlayacak. Damarların içindeki yağ birikimleri azalacak. Yani bunlar pozitif katkılar. Yani organ zararı konusunda değil de şunu söyleyebilirim. Vitamin ve demir eksikliği konusunda bir problem yaşamıyoruz. Daha çok bunlarda yaşıyoruz. Eğer kişi takibini bırakmayıp doktoruna ve diyetisyenine düzenli giderse, çünkü bu hastalar uzun süre takip gerektiren hastalar, mineral, vitamin açısından da risk taşımayacaklar, yerine konulmuş olacak. Yani tam tersine insanın hayatına olumsuz değil, olumlu katkı sağlayacak bu ameliyatlar. Evet. Peki hocam, son sorum olsun. Sizin de çok zamanınızı almayayım. Hastalarınızı ziyarete gideceksiniz. Ölüm riski var mı? Yani hiç bu oran, böyle bir oran düşündünüz mü, tartıştınız mı ya da baktınız mı? Böyle bir oran var mı? Dünyada da, Türkiye'de de. Şimdi ölüm riski ve mortalite kısmı, yani problem çıkma riskini ben size şöyle anlatayım. Bakın, bu bir ameliyattır. Her ameliyatın, ameliyat olan kişinin anestezi ve hiçbir şey olmasa bile anesteziye bağlı riskleri vardır. Bunu bir apandis ameliyatı olsanız da vardır, safagir ameliyatı olsanız da vardır. Bir mide ameliyatı, mide kanserinden ameliyat olsanız da var. Yapılan araştırmalarda, bunlar da ameliyatlarda problem çıkma riski sizin bizim basına yansıttığı kadar değil. 1/1003-1/1002 arasındadır. Hatta 1/2 ile 1/6 arasındadır. Yani düşük bir oran. Yani bugün safra kesesine eşdeğer oranda bir ölüm riskiyle karşı karşıya, problem riskiyle karşı karşıyasınız. Ama sıkıntı şu, bu ameliyatlardan sonra olaylar çok fazla basına ve yazıda ve görsel basına yansıdığı için sanki şöyle bir algı var. Ya bu ameliyatı olan herkes ölüyor gibi bir algı var. Bakın yanlışa kapılmayın. Ben size bilimsel veri olarak anlattım. Dünyadaki oranı anlattım. Dünyadaki oran 1/2 ile 1/6 arasında problem var. Bizde de aynı oranda. Aslında çok fazla değil. Ama basın olayı işleyiş biçimine bakıldığı zaman sanki çok fazlaymış gibi algı var. Ama tam tersine o kadar bir oran yok yani. Evet. Yani biz de bunun için tabii basından çıkan haberler ne kadar doğrudur diye işin uzmanına sorduk. Yani şöyle, ben sözünüzü kesiyorum. Çünkü bugün bir apandisten kaybettiğimiz hasta ya da hiç kimse hayatını kaybetsin, basına konu olmuyor ama obezite metabolik cerrahi ameliyatlarından sonraki maalesef üzücü olaylar, çünkü hiçbir hasta üzücü olay yaşamasın, basın bu konuyu çok işliyor. Ama asıl negatiflik şunda oluyor. Çok fazla ölüm oranı yok, inanın. Az önce bilimsel veriyi de olsa aktardım. 1/2, 1/3 gibi, yani düşük bir oran. Ama yansıması şu oluyor. Gerçekten bu ameliyata ihtiyacı olan insanların kafalarını karıştırıp onların ameliyatlarını erteleyip sağlık problemleri yaşamasını neden olabiliyor. O yüzden evet, bu konu işlerken özellikle görsel ve yazılı basının biraz daha dikkatli işlemesini tavsiye. Tabii ki basın habercilik ayrı bir şey, gereğini yapacak, önemli bir şey. Ama işlerken bence biraz daha çetici davranmasında fayda var diye düşünüyorum. Katılıyorum kesinlikle hocam. Şöyle ki, şimdi basına baktığımız zaman da ulusal basına özellikle baktığımız zaman işte köşe yazılarının, o beslenme ile alakalı köşe yazılarının okunması gerekiyor. Efendim Türkiye'de maalesef sporu yanlış yaptıran birçok merkez var. Onların para kazanması gerekiyor. Haliyle bir yerden de tetikleme oluyor ama biz bugün belki de Türk televizyonculuğunda uzun zamandır bir ilki gerçekleştirdik ve bu konuda konuşabilecek en yetkili isimlerden bir tanesini televizyona çıkardık. Size de çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz için çok teşekkür ediyorum. Buradan Almanya'ya, Harun abiye de çok selamlar söylüyorum. O bizi geçen de Almanya'da bu konuyla bir farkındalık yaratmak için vardı orada. Biz bir toplantımız oldu. Gerçekten de orada yabancı kişiler de vardı, Almanlar da vardı. Yani farkındalık yaratmaya çalıştık. Evet. Farkındalık önemli. Tabii bu, şunu da belirteyim. Biz hepimiz ameliyat olmak zorunda değiliz. Hepimiz zayıflamak zorunda değiliz. Aynı anlamda. Aynı bedene girmek zorunda da değiliz. Ama biz şunu bile iyi biliyoruz. Bizim ameliyata ihtiyacımız varsa, gerçek ameliyata ihtiyacımız varsa ya da biz obeziz, sağlık problemleri yaşıyoruz ama yapılan tedavilerle zayıflayamıyorsak, kilomuzu kontrol altına alamıyorsak ameliyat tünelin ucudur. Bize yol gösterir, bize ışık tutar. Deneyimli yerlerde ve deneyimli merkezlerde düşük mortalite, yani problem olasılığıyla rahatlıkla olabileceğiniz cerrahilerdir. Peki, Türk hekimlerinin, Türkiye bu konuda çok deneyimli. Çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimizden de rica edelim.
sosyal medyadan hocamızı bulup takip edebilirsiniz. Size çok çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Başarılar, çok teşekkürler. Evet, sevgili izleyiciler, hızlı bir şekilde reklama geçmemiz gerekiyor. Doktor Kerim Güzel'e, hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi obeziteye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hele ki bu dönemde çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kilonuza çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Profesyonellerden yardım alacaksanız ki diyabetistler ve sayın doktorlarımızdan da doğru adrese gitmeniz gerekiyor. Kilo vermenizi istiyoruz. Kilolu olan izleyicilerimiz için bunu bir kez daha söyleyelim.